Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda borçlanmalarda ne gibi esaslara dikkat etmek gerekir? Bu konu üzerinde durmaya çalışacağım. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona yardımcı olur. Bir Müslümanın maddi imkanları iyi ise, maddi imkanı olmayanlara zekat verir veya sadaka verir veya karzasende bulunur. Karzasen, Allah yolunda ödünç vermek anlamında. Muhatabımız ticari meşguliyeti olan biri olabilir ama sıkışmıştır, paraya ihtiyacı vardır. Eğer dostlarından bu şekilde borç alabilirse hiç faize girmeden rahatlıkla buradan sıyrılabilecektir. Diyelim 100 alacak, 100 verecektir. Ama dostlarından böyle bir yardım bulamazsa 100 alacak ama öderken 110 ödeyecektir. Faize girmek durumunda kalacaktır. Kur'an-ı Kerim'de bu gibi meselelerle alakalı Bakara suresinin sondan ikinci sayfası 282. ayet tam sayfa bir ayettir. Ve bu ayet-i kerimede borçlanma ile alakalı bir takım esaslar ifade edilmiştir. Ben buradan bugünkü sohbetimizde aktarmaya çalışacağım. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler. İza tedayentum bi deynin ila ecelin müsemme, belli bir ecel, belli bir müddet için borçlandığınızda fektubuhu, bunu yazın. Vel yektub beynekum katibun bil adl, aranızda bir katip bunu adaletle doğru dürüst bir şekilde yazsın. Ve la ye'be katibun en yektube kema allemehullah. Allah ona öğrettiği şekilde yazmaktan katip çekinmesin, tembellik yapmasın. Felyektub ve bunu yazsın. Burada şunu görüyoruz. Belli bir müddet olacak. Yani biz birisine borç verdiğimizde miktar belli olacak ve müddet belli olacak. Diyelim ki ona 100 lira verdik, bir aylığına verdik. Tarih belli olacak. Falan ay, falan gün ben bunu senden alacağım şeklinde. Ve miktar şu kadar. 100 vermişizdir, 100 alırız. 101 aldığımızda veya daha fazla aldığımızda bu faiz olur. Ama 100 verip 100 aldığımızda bu karzasen olur. O işini görür, biz de büyük bir sevap elde etmiş oluruz. Vel yumdilillezî aleyhil hak vel yettegillâhe rabbe. Yani borçlu olan bunu yazdırsın ve Rabbi olan Allah'tan sakınsın. Ve la yebhas minhu şey'e, ve bundan bir şeyi eksiltmesin, noksanlaştırmasın. Fe in kana allazi aleyhi'l hak sefihan ev daifen ev la yastati'u en yumille huve fel yumlil veliyuhu bil adl. Yani o yazdıracak olan kişi sefihse, aklı o kadar ermiyor, kıt akıllı veya zayıfse veya yazdırmaya gücü yetmiyorsa, bu durumda onun velisi adaletle bunu yazdırsın. Vesteşhidu şehideyni min ricalikum, ve erkeklerinizden iki tane de şahit tutun. Fe in lem yekuna raculeyni fe raculun ve emraetani mimmen tardavne mineşşühede. Eğer iki tane erkek şahit yoksa, diyelim bir erkek şahit var, bu durumda razı olduğunuz iki tane kadın şahit de o birinin yerine şahitlik yapsın. Bunun sebebi de şöyle açıklanıyor. En tadille ihtahuma fe tuzekkira ihtahumal uhra. Ta ki bunlardan birisi şaşıracak olursa diğeri bunu ona hatırlatsın. Ve la yebe şuhede izâ mâ du'u. Şahitler çağrıldığında bundan kaçınmasınlar. وَلَا تَسْأَمُوا اَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا اَوْ كَب۪يرًا اِلَى اَجَلِ. Az da olsa, çok da olsa, işte belli bir müddete kadar ki bu yazımdan usanmayınız. Bunu yazınız. ذَٰلِكُمْ اَقْسَطُ اِنْدَ اللّٰهِ وَاَقْوَمْ لِلشَّهَادَ. Bu Allah katında daha adilane bir durumdur ve şehadet için, şahitlik yapmak için daha münasip olandır. Ve edne elle tertabu, ve birbirinizden şüphelenmemenize daha uygundur, münasiptir.
İlla en tekune ticareten hadıraten tudirunaha beynekum. Ancak aranızda böyle hazır bir ticaret şeklinde ise böyle bir durumda yazmanız gerekmiyor. Feleysa aleykum cunahun ella tektubuha. Bu durumda onu yazmanız gerekmez. Böyle bir mükellefiyetiniz söz konusu değil. Yani peşin alım gibi durumlarda bunu yazmanız gerekmiyor. Ve eşhidu izâ tebâyâtum, birbirinizle alışveriş yaptığınızda buna şahitler getiriniz. Ve lâ yudârre kâtibun ve lâ şehid, ama ne kâtip ne de şahit bundan bir zarar görmesin. Ve in tef'alûhu fe innehu fusûgun bikum, eğer zarar görecek olurlarsa bu sizin için haktan çıkmaktır. Vettegullah, Allah'tan korkun. Ve yuallimkumullah, Allah size öğretiyor. Vallahu bi kulli şeyin alim, Allah her şeyi bilendir. Çok kısa mealini arz etmeye çalıştım. Bu bir sayfalık bir ayettir Kur'an-ı Kerim'de. Burada çok net bir şekilde şunu görüyoruz. Demek ki borçlanma durumlarında yazmak lazım. Bu müddet belli olmalı, miktar belli olmalı. Hatta iki tane de şahit olmalı. Eğer iki tane erkek şahit yoksa, bir tane erkek şahit varsa, bir erkek şahit ve yanında ayrıca iki tane bayan şahit olmalı. Bu belki zaman zaman soru konusu olabiliyor. Neden kadınlardan iki tane? Ayet-i kerimede buna bir cevap da verilmiş. Eğer biri unutursa diğeri ona hatırlatsın diye. Buna şu anlamda bakabiliriz. Genelde kadınlar daha böyle kendi dahili işleriyle meşguldürler. Ticari hayatta o derece aktif değillerdir. Bundan dolayı o kadar da bilmeyebilirler. Ve o noktada kendilerinde bir dalgınlık olabilir. Dolayısıyla işin sağlama bağlanması açısından bu gibi durumlarda iki kadının şahitliği bir erkeğin şahitliğine bedel olarak görülmüştür. Ama bazı özel durumlardaki şahitliklerde kadının şahitliği ile erkeğin şahitliği arasında herhangi bir fark söz konusu değildir. Ama burada ticari bir durum olduğundan ve genelde de kadınlar ticari hayattan erkeklere nispetle daha uzak olduklarından böyle ihtiyati bir kayıt getirilmiştir. Değerli izleyenlerim, belki zaman zaman toplumumuzda şu oluyor. Diyelim paranız var. Birisi sizden borç istiyor. Bir aylığına diyelim 1.000 lira istedim. Sizin de verebilecek bir durumunuz var. Tamam vereyim diyorsunuz ve bunu yazalım diyorsunuz. Bir not olarak yazalım. İşte falanlar da buna şahit olsun. Bu defa o dostunuz size şunu söyleyebiliyor. Dememesi gerekir ama söyleyebiliyor. Ne o diyor, bana güvenin yok mu? Bana itimat etmiyor musun? Aslında itimat ettiğinden dolayı parayı verecektir. Yoksa niye bir başkasına para versin ki? İtimat ediyor ki parayı verecek. Ama diğer tarafın durumu bu noktaya getirmesi uygun değildir. Hatta o parayı veren not olarak bunu yazdırmasa bile parayı alan not olarak yazdırması daha uygun düşer. Yani bu işi sağlama bağlayalım. İnsanlık hali her şey olabilir. İşte ölüm var, kalım var, hastalık var, kaza var. Dolayısıyla bu gibi durumlara karşı bunu not olarak yazalım demesi uygun düşer. Ve bu açıdan baktığımızda noterlik mesleği aslında bu işi resmi bir şekilde yapmaktır. Ve bu ayet-i kerime noterliğin de adeta bir garantisi durumundadır. Yani noterliğin İslami bir meslek olduğunu bu ayet-i kerimelere dayanarak çok rahat bir şekilde ifade edebiliriz. Orada şahitler de var ve orada yazılı belge var ve burada anlatıldığına uygun bir şekilde işlemler yapılıyor. Gerçi her borçlanmada illa noter gerekmez, o ayrı mesele de insanların kendi aralarında münasebetleriyle bunlar halledilir. Ama kendi aralarında yaparken bile bunu yazmak, müddeti belirtmek ve miktarı belirtmek bunlar son derece önemli şeyler. Şahit tutmak bu da yine son derece önemli bir durum. Diyelim birisine 1.000 lira verdiniz ama diyelim bir ay içinde o vefat etti. Parayı ödemeden vefat etti. Varisleri böyle bir borcu olduğunu bilmeyebilirler. Varislerinden talep ettiğinizde sıkıntı olabilir. Veya bir kaza olur,
hafızasını kaybeder, böyle bir borcu olduğunu hatırlayamaz. Bu gibi durumları nazara almak lazım. Bundan dolayı Kur'an-ı Kerim'de bununla alakalı tam bir sayfa ayette hükümlere yer verilmiş. Az da olsa çok da olsa yazın, yazmaktan usanmayın, adaletle yazın, şahit tutun diye çok net ifadelerle ifade ediliyor. Bizler Kur'an-ı Kerim'i iyi bilsek, Kur'an'a göre yaşasak toplum hayatında dengeler çok daha güzel teessüs eder. Dengeler çok iyi bir şekilde yerli yerine oturur ve günlük hayatımızda fazla bir problemle karşılaşmayız. Ama Kur'an'ı bilmediğimizden Kur'an'ın emrettiği bir şeyi uygulamada bile insanlarımız sıkıntıyla, problemle karşı karşıya kalabiliyorlar. Cenab-ı Hak hepimize Kur'an'a göre yaşamayı nasip eylesin. Bir başka programda görüşmek üzere. Hepinize hayırlı günler diliyorum.